Hasan Kalyoncu Üniversitesi 2021 mezuniyet töreni Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'le Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle 1554 öğrenci diplomalarını aldı. Törene Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın yanı sıra Hasan Kalyoncu Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve milletvekilleri de katıldı. Mezuniyet töreninde öğrencilere hitaben bir konuşma yapan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu, hayata atılmaya hazırlanan yeni mezunlara hitap ederek başarılarını kutlarken iş hayatına dair tavsiyelerini de aktardı. Toplamda 13 bin küsur mezunumuz vardı. Bugün de 1550 öğrencimiz diplomalarını aldı, mezun oldu. Hayatta onlara başarılar diliyorum. İnşallah çok güzel yerlerde öğrencilerimizi göreceğiz. Bugüne kadar mezun olan öğrencilerimizden çok farklı alanda çalışanlarını gördüm. Kaymakam olanı, savcı olanı, proje müdürünü, finansçısını, bankacısını. İnşallah gelecekte ülkemizin birçok noktasında bunlar idareci, iş adamı olacaklardır. Bu gerçekten çok büyük bir mutluluk benim için. Böyle insanların mezun olması, yetişmesi, bunların eğitimine katkıda bulunmak beni çok mutlu ediyor. İnşallah daha güzellerini yapacağız. Kafanızdan geçenleri, iyi bir iş bulma hedeflerinizi ve geleceğe ilişkin kaygılarınızı çok iyi tahmin edebiliyorum. Çünkü 38 sene önce ben de bu yollardan geçtim. Okul bittiğinde ister istemez küçük bir bocalama oluyor. Ailenize karşı sorumluluklarınız, hayalleriniz ve ilk aşamada karşınıza çıkan fırsatlar çok da birbiriyle uyumlu olmayabiliyor. Ama lütfen şundan emin olun. Cesaretini kaybetmeyen, gözü pek, hayallerine ulaşmak için yılmadan çalışan ve asla pes etmeyenler bunun mutlaka mükafatını alıyorlar. Maddi anlamda imkan öyle ya da böyle gelir. Ama ondan daha önemli şeyler vardır. Sakın ola insanlık değerini maddi bir takım değerler için, inanmadığınız şeyler için yapmayın. Sevmediğiniz mesleği yapmayın. Sevmediğiniz patronla, iş hayatıyla bir gün olsun durmayın. Hayatınızı kendi ilkeleriniz, değerleriniz doğrultusunda yaşayın. Sonunda kazanan siz olursunuz. Kepler havaya!